Herkese merhaba, ben Ekin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin karşısında bir ortak videoyla çıkıyorum. Bu ortak videoyu ben dahil 5 kişi hazırlıyoruz. Daha çok okul, işte lisedir, karışık bu sohbetler üzerine olacak. Tüm arkadaşlarım bu tarzda video hazırlıyor şu anda. Bu arkadaşlarım Emin, Gökçe Altaylı, Bersu yani Moda Kelebeği ve Fikret Özdemir. Onların kanallarını da buraya koyacağım. Aynı şekilde paylaştıkları videonun resimlerini de şu an buraya koyabilirim. Onların kanalına uğramayı unutmayın lütfen. Gerçekten dördünü de çok çok seviyorum ve videolarını gerçekten çok kaliteli buluyorum. Hepinizin şiddetle onlara abone olmasını buradan tavsiye ediyorum ve hemen videoya geçelim. Bu arada kulağım yamuldu. Öncelikle sizlere biliyorsunuz ki okulda yapmamanız gereken 5 tane tavsiye vereceğim. Bu tavsiyelerden ilk olarak başlamam gerekirse asla ama asla okula yeni başladığınızda sakın kavga etmeyin birisiyle. Gerçekten buna çok şiddetleniyorum çünkü benim başıma birçok olay geldi. Bununla ilgili kusura bakmayın. Hemen kendime örnek vererek başlayayım. Bir anımı anlatacağım. Şimdi ben yine okula başlamıştım. İşte 2-3 hafta falan olmuştu okul sınıftım. Daha sonra şey oldu, şimdi bizim kızlar eteklerin üstünde böyle bluz giyiyorlar, onu içine sokmuyorlar ya da içine sokuyorlar diye bir dalga konusu geçmişti Twitter üzerinden. İşte benden 2 yaş büyük yani 11 sınıf kızlar dalga geçmiş bizimkilerle. Ben de ne haddime bilmiyorum ama yani senin arkadaşlarım laf ettikleri için ben sinirlendim. Daha sonra ben de Twitter'a şey yazdım, işte biz de eğer eteğimizi kadar çekseydik eğer biz de olurduk diye bir tweet atmıştım. Tamam biraz küfür etmişim. Ama cidden çok sinirlenmiştim. Daha sonra bu kız, hatta ismini bile hatırlıyorum, Pelin'de şey yapmıştı. Kapıya sınıfımıza gelmişti ve demişti ki Ekin Ergin kim yapmıştı böyle. Daha sonra ben de benim dedim. Hani kızı tanımıyordum bile yani. Sadece tweetlerine sallamıştım. Nasıl buldularsa artık o tweetimi, yani takipleşmiyoruz bile hiçbir arkadaşıyla. Hiçbir fikrim yok bu konu hakkında ama ben gittim yanına ve kız direkt hani elini bu şekilde tuttu, sıkı sıkı tuttu kolundan ve beni zaten direkt tuvalete doğru götürmeye başladı. Bu sırada da tüm böyle hani 9-10-11'ler falan bana bakıyor böyle herkes. Koridor dizilmiş yani, kavga var hani seyredelim modundalar. Kız beni tuvalete falan götürdü. Sonra tabii tuvalette bunun arkadaşları var yani 10 kişiler falan. Dediler işte sen kimsin falan, böyle böyle böyle. En son bu şekilde yani... Böyle bir kavga gitmişti. Gerçekten diğer çevremde gördüğüm kız arkadaşlarımda hatta saç baş giren arkadaşlarım vardı. Sonra neredeyse kız okuldan atılacaktı. Neredeyse biz dedik hani hiçbir suçu yok bilmem ne falan diye biz koruduk arkadaşımızı. Yani bu şekilde olaylar çok oluyor. Eminim sizin okulunuzda da vardır ama size tavsiyem gerçekten böyle olaylara girmemeniz. Fazla karışmamanız. Çünkü şöyle bir şey, hani ilk başta sizin üstünüze yapışır ve daha sonra çıkmaz bu olay. Bence bu şekilde yani okulda daha çok kavga etmeyin ve dediğim gibi hani bu disiplin işte gerçekten lisede özellikle çok 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 ağır yani. Hani herhangi bir şekilde uzaklaştırma alabilirsiniz. Onun için bence hal ve hareketlerinize dikkat edin bu konuda. Bu da böyle birinci tavsiyemdi. Bir diğer ikinci tavsiye ise tabii ki de okula başladığınızda daha yeni başlamışsın. Yani sevgili yapma. Yani sevgili gerçekten yapmayın arkadaşlar. Çünkü daha okula yeni başlamışsınız ve daha kimseyi tanımıyorsunuz. Hani... Tamam belki çocuk seni gör ya da sen onu gördün. Okey, hoşlanmış olabilirsin. Ama hoşlanmakla yürümüyor arkadaşlar bu işler. Yani biraz zaman, hani tamam okey hoşlanmış belki. Bakın doğrulaşıyor. Tamam okey hoşlanırsınız karşılıklı. Konuşursun, 1,5 ay geçer falan. İyice tanışırsın, sınıf iyice kaynaşır. Ondan sonra okey yani tamam deneyebilirsiniz. Ama hemen öyle işte ilk 2 haftada falan filan. Gerçekten bu tür şeyler çok yanlış. Sadece lise için değil, artık ortaokul için de geçerli oldu. Üniversite için yine geçerli. Yani hemen daha doğrusu bir ortama girdiğinizde sevgili yapmaya kalkmayın derim. Ben hem ayrıldığınızda birçok tepki yol açabilir. İşte ondan sonra ayrıldıktan sonra başkasıyla çıkarsa ya da sen çıkarsan ya da o çıkarsa böyle olaylar geçer. Hani kız dönme, erkeklerle kavga falan. Saçma salak, hani çocukça olaylar geçer. Daha yani bir belli bir zaman geçsin derim ben. Hani sevgili olmanız için birbirinizi iyice tanıyın.
Şimdi ise üçüncü maddenize geliyoruz. Üçüncü maddede daha çok insanlara karşı güler yüzlü, hani günaydın, iyi akşamlar gibi demenizden bahsedeceğim. Gerek kocalarınıza, gerek sınıf arkadaşlarınıza veya hiç tanımadığınız ama her gün otobüste beraber gidip geldiğiniz bir kıza bile ne bileyim bir günaydın, hani bir güler yüzlü olarak hani günaydın yapmak bence gerçekten çok doğru. Kendimden yine örnek verirsem ben bu sene yeni okuluma başladığımda gerçekten ilk gün dedim ki hani günaydın diyeceğim, hani insanlara güler yüzlü olacağım falan filan dedim. Denedim kendim bunu ve gerçekten daha kolay arkadaş edindim ilk günden. Daha kolay insanlarla samimi oldum. Hani bu gerçekten her alanda, her şekilde, iş hayatınızda, üniversitede, dışarıda bir şeyinizde falan. İşte her şekilde işinize yarayacak bir madde. Aynı şekilde bu madde. Bu da benden size bir tavsiye. Yani hiç kendinizi kasmayın. Şöyle demeyin hani. Ben günaydın desem o beni tanımıyor. Bir garip olur mu? Hani benim hakkımda nasıl düşünür falan. Gerçekten böyle şeyler demeyin. Çünkü tam tersi hakkınızdan ne kadar hani iyi biri, günaydın dedi ya da bunun gibi şeyler düşünebilirler. Hani asla utanmanızı gerektirecek bir durum değil yani gülümsemek ve bu şekilde selamlaşmak insanlarla. Dördüncü maddemize eğer de gelirsek bu da mesela dersleri özellikle ve özellikle liseye geçtiğimizde boşlamamak. Bu birçok kişinin yaptığı hatalardan birisi oldu. Neyse ki hani ben de böyle bir kıyısından döndüm gibi bir şeydi. Şöyle söyleyeyim, ben hani 8. sınıfı gerçekten hiç hatırlamıyorum. Ortaokuldan gram hani dersle hiç alakam yokmuş galiba ama neden sadece teşekkürler takdir alıyordum ortaokulda ama hiçbir şekilde hiçbir şey hatırlamıyorum. 90 aldım hatırlamıyorum. Neden, nasıl aldım, nasıl çalıştım, ne ara çalışmış, hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama şöyle bir şey var. Benim İngilizcem hani iyiydi. Nasıl iyi onu da bilmiyorum. Neyse. 90'larında falan böyle 8. sınıftayken 90 falan oldum. 9'a geçtik. Ben ilk sınavı oldum. Diyorum hani İngilizce yapmışımdır falan. Ben tut 51 al. 51 yani İngilizce'den nasıl böyle bir şey olabilir? Bunu aldım ve dedim ki o sırada hani ne oluyor ya falan olmuştum. Yani gerçekten hani hocalar bile dedi böyle hani ben derse katılıyordum, iyi katılıyordum falan ama sınav notum düşük gelmişti. Daha sonra çalıştım işte 70'leri yükseldi. Daha sonra 80'leri, 90'ları. En son zaten artık hep 90, 100 falan alıyordum ama hani gerçekten o ilk bir şok şeydi yani benim için kötü olmuştu. Ben yine derse mekanen hemen çalışan bir insanım. Yani her derse şu an bile çalışkan bir insanım. Benim size tavsiyemde sanmayın. Hiçbir dersten ben kalmadım. Hani ben 70'in altını düşünce bile ağlıyordum. Öyle bir kızım yani. Resmen nefret edilecek kızlar var ya. Onlardan da. Evet, o bende. O kişi bendim arkadaşlar. öyle bir kızdım. Size tavsiyem siz de öyle olun. Bence hani şöyle söyleyeyim. Sınıf arkadaşlarım 50'yi geçtim kalmıyorum hadi sevineyim derken ben 70 alıp kudururum. Benim 90 almam lazım. Yani 70 ne hani. Gerçekten ve hani ortaokuldayken liseye geçerken insanlar şöyle derdi. İşte lisede 90 almak çok zordur. Lisede herkes 40 alır. 30 alınca sevinirler falan. Hiç de öyle olmadı. 90 al yani 70 alınca üzülüyordum arkadaşlar. 90 almam gerekiyordu yani. Kısacası benim yani takdir almam gerektiği için öyle bir şeyim vardı. Size tavsiyem kesinlikle salmayın. Çalışın. Ben şöyle yapıyordum. Normal sınavlara, okul sınavlarına. Diyelim okul sınavlarına 1-2 hafta için hepsini böyle arka arkaya tıkıyorlar ya okul sınavlarına. Ben okul sınav haftası gelmeden 3 hafta önce eve kendimi kapatıyordum. Ve her gün ders çalışmaya çalışıyordum gerçekten. Hani dışarı falan çıkmıyordum. Her gün 3 hafta önce kapatıyorum ve ders çalışıyordum. Ama yine de bazı arkadaşlarım düşük alıyorum. O ayrı bir mesele. Onlar da benim mesela hafızam çok güçsüzdür. Tutamam. Mesela dersi dinleyince hani direkt girmiyor beynime. Çalışmam lazım. Bazılarımız çalışıncanlar, bazılarımız dersi dinlediğinden benden daha iyi yapabilir mesela. Bu gerçekten hani kapasiteyle alakalı, kendimi ezdim şu an. Bununla alakalı biraz. Neyse tavsiyem yine salmayın derseniz sıkı sıkı tutun ve 50 geçimde sevinmeyip takdir ve teşekkür almaya çalışın. Bu ayrıca sizin YGS'de ve LYS'de üniversiteye girişinize de lazım olacak bir diğer şey. Beşinci maddemiz ise hocalarımızla iyi anlaşmak, hocalarımızla kavga etmemek, hocalarımızla tartışmamak üzerine olacak. Yine ben tabii ki yaşadım yani tabii ki her şeyi yaşadım şu anki maddelerden sizlere anlattım. Şöyle, yok geçen sene evet 11. sınıftayken şöyle bizim bir İngilizce hocamız var. İrfan hocamız canım yani cidden. Kendisi tam bir otorite sahibi bir adamdı. Geçen hani dediğim dedik. Son söz benim hani o modda bir adamdı. Ve hani görüşlerinden şaşmıyordu. Hani hiçbir şekilde şaşmıyordu. Bir gün işte aşağıda şey oldu. Bir tane
konferans düzenleniyor işte sınav hakkında, LYS'si falan filan, YGS, ne LYS'si. YGS'li üniversiteler hakkında bir üniversite şeysiydi aşağıda, bir konferans düzenleniyordu. Daha sonra bizim de tabii günde 6 saat İngilizcemiz falan vardı o zamanlar. Zaten 8 saat neydi ders. Daha sonra önce dedik ki hocam hani bir ders inelim. Herkes bak tüm sınıflar inmiş. Biz sınıfta ders işliyoruz. Dedik hocam inelim hani belki işe yarar. Üniversite tanıtım hani. Hoca yok mu diyor, peygamber demiyor, bizi indirmiyor. Diyor ki hiçbir işe yaramıyor. O üniversiteleri boşa boşuna ders kaybetmeyelim diyor. Ben tartışıyorum yani hocayla. Ben her şeyle hocayla tartışmıştım zaten ve ben artık gelip pes ettim bundan bir süre sonra. Hep sürekli derste kendi dediğinin olmasını istiyordum. sürekli. Bunu istiyordu yani. Ben de kavga ettim. Sonra tabii olan bana oldu. Ve artık bundan sonra şey dememiş olduk. Hocam haklısınız. Hocam, evet hocam haklısınız. Evet hocam haklısınız yapıyorduk. Yani iğneleyici bir şekilde alttan veriyoruz haksız olduğunu. Haklısınız. Hadi bir sineye çekelim. Yani mutlulardık sürekli. Hatta bir arkadaşım vardı Begüm'de. O da sürekli İrfan Hoca'yla kavga ediyordu. Ve Begüm'de en sonunda tam hocam haklısınız demeye başlamıştı artık. Hepimiz fix böyleydik. Ve hocalarla aranızı iyi tutun. Çünkü hocalarla aranız kötüyse eğer sınav notlarınızda hani kanaat notunu kullanmayabilir. Gerçi onu, o çok önemli. Belki siz hani 83 aldınız ve 2 puan alsanız 85 olacak. Ama hocanız sizi sevmediği için, derslik davranışlarınızı uygunsuz bulduğu için sizi 2 puandan mahrum edebilir. Böyle bir şeyimiz de var ve yine dediğim gibi asalmazla hocalarınızla tartışmayın. Bunu diyorum. Aynı şekilde müdürlerle de. Kesinlikle hiç kimseyle tartışmayın siz. Yani arkadaşlarınızla da kimseyle bence tartışmayın. En iyisi bu. Ha şöyle demiyorum. Hani sus pus oturun işte hiç şey yapmayın falan filan demiyorum. Ama hani bazen susmanız gereken yeri de iyi bilin ama konuşacaksınız da konuşun derim. Tabii ki de haklarınız, eğer haksız bir durum varsa haklarınız tabii ki de sonuna kadar sonun bunun içerisinde yanınızdayım. Şimdi bu videoyu izleyenler okulda bunları uygulayabilir. Benim yüzümden bir şeyler oluyormuş gerçekten. Çok üzülür. Çok komik olur aslında. Ha. Neyse bu kadar. Evet, benim 5 adet okul tavsiyelerim bu kadardı. Dediğim gibi diğer arkadaşlarım da kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Aynı şekilde aşağıda ve aynı şekilde kartlarımda bulabilirsiniz. Onları ziyaret etmeyi unutmayın. Hepsini çok 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 seviyorum. Sizi de çok 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 seviyorum. 18 bin bilmem kaç aboneyiz. 19 bine çok az kaldı. Umarım daha da büyür. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayın lütfen. Çok 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 öpüyorum. Hadi görüşürüz. Bye bye.